Uzayın derinliklerinde, yani kozmozda nelerin var olduğunu kimse bilmiyor. Bu bilinmezlik bir süre devam etti ve canlılar yıldızlara bakıp yeteneklerinin el verdiği şekilde hayal kurdular. Ama belki de tek hayal etmedikleri şey bir gün kozmozdaki varlıkların artık kendilerini göstermeye karar vermeleriydi. The Greater Will. Greater Will kozmozda varlığını sürdüren dünya dışı bir tanrıydı ve suretini hikayemizin geçtiği dünya olan Lands Between'de göstermeye karar verdi. Suretini gösterme konseptini semavi dinlerdeki tanrının dünyamıza peygamber göndermesine benzetebilirsiniz. Greater Will'ın bu dünyada suretini gösterme şekli ise Elden Beast'ti ya da daha çok kullanılan ismiyle Elden Ring. Elden Ring ve Elden Beast, rünlerden oluşan bir varlığın iki farklı varyasyonu gibiydi. Elden Ring için bu varlığın uyuyan hali, Elden Beast içinse uyanmış hali diyebiliriz. Rünlerden oluşan bu varlık, Greater Will'ın yaşadığımız dünyadaki suretiydi. Bunun ardından üzerinde durduğumuz haritanın neresinden bakarsanız bakın gözle görebileceğiniz Earth Tree oluştu. Earth Tree, bütün hayatın ve canlılığın toplandığı kutsal ağaçtı. Fakat şu soruyu sorduğunuzu duyar gibiyim. Eğer Greater Will'den, Elden Ring'den ve Earth Tree'den önce bu diğerlerde hayat varsa, neden tüm yaşam Earth Tree'ye bağlıydı? Bu sorunun cevabı oldukça basit. Earth Tree bir parazitti. Hatta Earth Tree, burayı ele geçirmeden önce onun bulunduğu yerde bir başka dev ağaç vardı. The Great Tree. The Great Tree, Earth Tree tarafından bertaraf edildi. Ancak hala Earth Tree yerine Great Tree'ye tapan kadim uygarlıklarla karşılaşmak mümkün. Fakat bu uygarlıklar gelen emirler doğrultusunda hapsediliyorlar veya köleleştiriliyorlar. Her nedense Greater Will, yaşamın köklerinin kendisinden önce var olduğunun bilinmesini istemiyor. Greater Will, suretini bütün dünyaya yaymak için Elden Beast'ten ve Earth Tree'den fazlasına ihtiyaç duydu, yani elçilere. Böylece Two Fingers dediğimiz ikiz parmaklar yaratıldı. İkiz parmaklar konuşamıyordu ama Greater Will ile iletişime geçip onun vahiylerini anlayabiliyorlardı ve belli bir ritimde kıpırdıyorlardı. Aradaki iletişimin sağlanması için ölümsüz parmak okuyanlar yaratıldı. Parmak okuyanlar, ikiz parmakların taşıdığı bilgileri canlılara aktarmakla yükümlüydüler. Fakat ölümsüz olmalarının bir sebebi vardı. İkiz parmaklar Greater Will'den vahiy almak için binlerce, hatta on binlerce yıl boyunca uyku halinde kalabiliyorlardı. Bu yüzden tercümanlarının da ölümsüz olması gayet makuldü. Fakat buradaki asıl zalimlik, ikiz parmakların kendisinin ölümsüz olmamasıydı. İkiz parmakları ölen parmak okuyucularını, amaçlarını yitirmiş ve umutsuz şekilde parmak falınıza bakmak için yalvarırken bulabilirsiniz. You, please, I can read them. Your fingers, please, your fingers. Bütün bunlar bir yana, The Greater Will'ın bir ihtiyacı daha vardı. Tapılacak bir tanrı. Kraliçe Marika. Dark Souls'un Gwyn'in aksine Marika güçlü ruhlarla karşılaşmış rastgele bir varlık değildi. O, kudretini kendisi elde etmişti. Geçmişini ve yükselişini bilmesek de Marika, ikiz parmaklar tarafından yükselişe ermiş olarak seçilmişti. Ve kendisine bir gölge hediye edilmişti. Gölge dediğimiz şeyler kurt suretinde güçlü varlıklardır ve sahiplerinin isteklerini yerine getirmekle yükümlülerdir. İhanet kavramı bilinçlerinde bulunmamaktadır. Sonuna kadar sadıktırlar. Marika'nın gölgesi Malekith adında bir canavardı. Marika ona sadece tek bir görev vermişti. Yazgılı ölümü mühürlemek. Peki yazgılı ölüm nedir? Yazgılı ölüm Elden Ring'i oluşturan rünlerden bir tanesidir. Kraliçe Marika Elden Ring'den yazgılı ölümü söküp aldı ve onu gölgesi Malekith'in kara kılıcına mühürledi. Marika'nın bu yaptığı en büyük eylemlerden birisi olacaktı. Bütün Lands Between için ölüm konseptini tamamen kaldırmıştı. Ölecek olan varlıkları sadece kendisini seçebilmesini sağlamıştı. Bu olay sonucunda Marika'nın ismi Marika the Eternal, yani ebedi Marika olarak anılmaya başlandı. Böylece resmi olarak Marika'nın altın düzeni kurulmuş oldu. Fakat ölüm konseptinin diyardan kaldırılması herkesin ölümsüz olduğu anlamına gelmiyor. Ölüm sonucunda ruhunuz tekrar doğmak üzere Earth Tree'ye gidiyor ve bu bir döngü haline geliyor. Bu yüzden Earth Tree'ye tüm hayatın ve yaşamın bağlı olduğu konsepti sık sık tekrar edilir. Marika'nın tek eylemi bu olmayacaktı.
altın üzerini tehdit edebilecek her şeye karşı savaş açmayı kafasına koymuştu. Greater Will'den önce bu diyarda yaşayan ve altın üzerini yok edebilecek varlıklar vardı. Alev konusunda uzman olan devler kendi ateşlerini kullanarak Earth'i yakabilirlerdi. Zamanı manipüle edebilen antik ejderhalar tanrıları katledebilecek kadar güçlüydü. Greater Will'in ihtiyaçları için Marika'yı kullanması gibi Marika'nın da birini kullanması gerekiyordu. Savaşta düşman kuvvetlerini tek taraflı hezimete uğratacak kadar güçlü birini. Bu yüzden ilk Elden Lord olacak olan bir koca seçmesi gerekiyordu. Marika seçimini Hora Lu'dan yana kullandı. Öyle güçlü birisiydi ki sonrasında savaş alanının lordu olarak anılacaktı. Hora Lu ile evlenen Marika kocasının bastırılamaz vahşiliğini ve savaş açlığını dizginlemek için ona yemin ettirdi. Bu yemin sonucunda kocası Serosh isminde bir gölgeye sahip oldu. Ve bu birliktelik sonucunda kocasının ismi Godfrey, ilk Elden Lord olarak anılmaya başlandı. Godfrey ve Marika'nın toplamda 3 yarı tanrı çocuğu oldu. İlki Altın Godwin'di. Ardından kahin ikizler doğdu. Kahinlerin birisi olan Morgoth kendini Earthtree'yi korumaya adadı. İkiz kardeşi Mog ise Khan Lord'u oldu. Godfrey, Marika ve 3 çocukları Altın Soy ismini aldılar. Bu güçlü soy ile karşısındaki tüm tehditlere baş kaldıran Marika, devleri kılıçtan geçirdi ve dev tanrısını bizzat kendi elleriyle öldürdü. Ejderhalar şehrin surlarını yıkmayı başarsalar da sonrasında korkunç şekilde katledildiler. Fakat bahsetmediğimiz bir tehdit daha vardı. Ay ailesi. Ay ailesi altın üzerine o kadar iyi şekilde direndi ki iki taraf için de zafer kelimesi kullanılamadı. Savaş devam ederken ilginç bir olay yaşandı. Ay ailesine saldıran altın düzen ordusunun başındaki Radagon ile Ay ailesinin başındaki Renala savaş alanında birbirlerine aşık olmuşlardı. Savaş devam ederken birbirlerine bağlılık yemini ettiler ve evlenip ailelerini birleştirdiler. İki taraf da birbirlerinin savaş kayıpları için affedildi. Radagon ve Renala'nın 3 tane çocuğu oldu. Bunlardan birisi Ay Prensesi Rani'ydi. Annesinin Ay büyüsü yeteneklerini direkt olarak miras almıştı. Bir diğeri olan oğulları Radan, babasının izinden giderek gravitasyonel yani kütle çekim büyülerinde uzmanlaştı. Son oğulları Rykard ise Hex büyülerinde uzmanlaştıktan sonra kendisini bilerek Dave Beelan'a yem edecekti. Bütün bunların üzerinden uzun zaman geçtikten sonra Marika bazı şeyler konusunda şüphe duymaya başladı. Kendi kurmuş olduğu altın düzen hakkında. Marika'nın tam bu noktadan sonraki motivasyonları hala kesin olarak bilinmiyor. Fakat en çok inanılan teori, Marika'nın Greater Will arkasındaki gizemi merak etmesi ve bunu öğrenmek için bazı şeylerin kırılmasının gerektiğini düşünmesi. Marika'nın bir anda böyle düşünmeye başlamasının sebebi büyük ihtimalle Godfrey'di. Godfrey'in son düşmanı da dizlerinin üzerine düşüp yenildiğinde, Greater Will'in ona bahşettiği güç tamamen söndü ve Marika onu terk etti. Altın düzenden gönderdi. Gönderilen Godfrey ve diğer bahşedilen gücü elinden alınanlara Tarnished denildi. Yani kararmış olanlar. Ama Marika'nın inancına göre kararmışlar, Earthtree'nin kutsaması olmadan çok uzun süre mücadele verdikten sonra daha güçlü olarak geri geleceklerdi. Olaylar buradan sonra biraz daha dramatik bir hal almaya başladı. Godfrey'in Lands Between'i terk edişinin ardından Renala'nın kocası Radagon, başkente Marika'nın yanına gitti ve onun ikinci kocası oldu. İkinci Elden Lord unvanına erişmişti. Radagon'un Renala'yı neden terk ettiği ya da Marika'nın neden basit bir savaş beyini kocası olarak kabul ettiğini kimse anlamamıştı. Fakat bu evlilik sonucu Marika'nın yeni üvey evlatları Rani, Radan ve Rykard babalarının Elden Lord olması sayesinde yarı tanrı oldular. Fakat Renala o kadar talihli değildi. Kocasının onu terk etmesi üzerine tamamen dağıldı. Ülkesini yönetemez oldu.
ve çıkan iç savaş karşısında hiçbir şey yapamadı. Bütün bu gelişmeler içerisinde Ay Prensesi Rani, yani Radagon ve Renala'nın kızı, Marika'nın gölgesi olan Maliket'in kılıcından yazgılı ölümün küçük bir parçasını çaldı. Maliket bu olay karşısında yazgılı ölümü korumak için daha da ileri gitmeye karar verdi ve kara kılıcını kendi etinin içine sakladı. Fakat çoktan bir kısmı çalınmış olan yazgılı ölümü korumak pek de bir işe yaramadı. Çünkü hırsızlığın yapıldığı aynı gece, yazgılı ölümün bu küçük parçası bir yarı tanrıyı öldürmek için kullanıldı. Altın Godwin, Marika'nın öz çocuğu. Bu bilinen tarihte ölen ilk yarı tanrıydı ve olayların kırılma noktası olacaktı. Marika bu olayın etkisiyle veya bu olaydan bağımsız bir şekilde Elden Ring'i parçalamaya başladı. Bunu gören Radagon eş zamanlı olarak Elden Ring'i geri birleştirmeye çalışıyordu. İkisi arasındaki bu yarış devam ederken bu olay tarihte The Shattering olarak bilinecekti. Yani çatlama. Elden Ring'in parçaları kimisi küçük kimisi büyük olmak suretiyle Lands Between'e saçıldı. Bu rünleri bulup güç elde edenler kendi aralarında savaşa girdiler. Hikayenin tam bu noktasında kararmış olanlar tekrar dünyamıza dahil olacaklardı. The Greater Will kararmış olanları bir kez daha kutsayarak onları kendisine çağırdı. Elden Ring'in saçılmış parçalarını toplayacak ve tekrar birleştirecek olan kişiye son derece eşsiz bir ödül verilecekti. Elden Lord'un.